bir parabol sorusu var karşımızda. Arkadaşlar bu parabolde bir m kat sayıları vermiş. Bunların ne olduğuyla ilgili bir bilgimiz yok. Sadece sıfırdan farklı demiş. Bir gerçek sayı yani bir reel sayı. Buna göre f fonksiyonuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Y eksenini demiş. X ekseninin negatif tarafında keser demiş. E şimdi arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? X'e 0 veriyorduk. X'e ben buradan 0 verirsem y eksenini kestiği nokta ne gelecektir? m kare bölü 4 gelecektir. E şimdi bu 0 olmayacak m. m kare daima pozitif. E 4 de pozitif. E bölme işleminin sonucunun pozitif gelmesi lazım. Negatif demiş. Bu kesinlikle yanlıştır. Tepe noktasının apsisi negatiftir. Ya tepe noktasının apsisi dediği şey r değeri. O da eksi b bölü 2 a'ydı. Yani sonuç m gelir. m bölü 2 gelecektir. Arkadaşlar main'in ne olduğunu bilmiyorum. Pozitif ya negatif olduğunu onun için kesin yorum yapamayacağım. E, dik koordinat sisteminin sadece bir bölgesinde yer alır demiş. E, şimdi dik koordinat sisteminin sadece bir bölgesinde. Ya onu nereden bilebiliriz? Şimdi bu parabol şöyle olursa iki bölgeyi de teşkil etmiş olur. E, sadece bir bölgesi diyorsa e, y eksenini kesmesi lazım. İki y eksenini kesiyorsa ikinci bölgeye taşıyordur kesinlikle. Yani bir bölgede olması imkansızdır. Onun için bu da yanlıştır. Tepe noktası demiş y eksenin üzerindedir. e Şimdi tepe noktasının y eksenin üzerinde olabilmesi için R'nin ne olması gerekiyordu? Sıfır olması gerekiyordu. R dediğim değer m bölü 2 bulmuştum. E m zaten sıfırdan farklıymış ki bu ifade sıfır olamaz. Yani bunun olması imkansızdır. X eksenine t x eksenine teğet olduğu zaman delta eşittir sıfır olmalıydı. Hemen deltasını bir hesaplayalım. b kare eksi 4 a c'ymiş arkadaşlar. Peki bir düzenleyelim. Burası m kare yapar. 4'ler sade işte. Eksi m kare geldi. Eşittir 0. Evet delta 0. Yani x eksenine teğettir.